Bizim ağaçlarımız vardı. Ben hiç öyle bakamıyordum. İncir ağacımız vardı, zeytin ağacımız vardı, ceviz ağacımız vardı, armut ağacımız vardı. Hiç böyle bakamıyordum, demiyordum bu ağaç, bu incir nasıl verir? Ama şimdi diyor ki, nebati, hayvani, insani valideler yavrularını emziriyor diyor. Mesela incir ağacı diyor, çamur yer, yavrusuna süt emzirir. Dün kopardın ya bir inciri, süt damlıyordu dibinden. Evet. Çünkü süt çocuğu da sütten kesilmemiş o bak. Sütten kesilmemiş olduğu için yenmedi zaten. Sen de bana onu göstermek için kopardın ağaçtan. Evet, süt damlıyor. Allah aşkına süt ne arar bu odunun içinde? Çamur. Çamuru emiyor, süt olarak yavrusuna veriyor. Çamur süte dönüyor. Süte dönüyor. Yeşil ot diyor, danasına süt veriyor. Süte dönüyor. Ekmek yiyor, marul yiyor, maydanoz yiyor, yavrusuna süt veriyor. Her şeyden? Bir şeyden, her şeyden bir şey yapıyor. Peki bunu biz görmeyeceğiz de, ne için geldik biz buraya? Allah bizi bu dünyaya ne için getirdi? Bu güzel üniversiteye, bu güzel saraya, bu güzel sergiye, bu güzel temaşagaha ne için getirdi bizi? İnekler, koyunlar bu tefekkür edemez. Onlar zaten vazifesini yapıyor. Süt veriyor, et veriyor, köfte oluyor, dolma oluyor, sucuk oluyor, pastırma oluyor. Benden hiçbir şey olmuyor. Ben de bunları düşünüp ne diyor? Ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel arz. Onlar diyor arzı ve semayı tefekkür ederler diyor. Hı hı. Ne derler? Rabbena mâ halakta hâzâ bâtıla. Ya Rabbi sen hiçbir yersiz, lüzumsuz yaratmamışsın. Sübhaneke seni tesbih ederiz. Vakına azabennar. Bizi azabından koru derler diyor. Yani deyin demektir o. Biz de öyle demeye çalışıyoruz inşallah. Abi göremiyorduk diyorsunuz. Peki ne yaptınız da bunları görmeye başladınız? İşte gözümüzden perdeyi aldı. Bakmasını öğretti bize. Risale-i Nur değil mi bakmasını yani? Bakmasını öğretti.